Eşime laf söyledi ağız alınmayacak şekilde. Ben de dayanamadım. Sonra arabanın içinde mi bu cinayet işlendi? Evet. Arkadaşının öldürdüğünü itiraf ettiği 35 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, Adana Kozan'a bağlı Yükseköğren köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, yakınları, tüm sevenleri Mustafa Hakkulu için saf tuttu. Merhumun vefatından kendimiz için gereken dersi ve ibreti çıkaralım. Allahu Ekber! Kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk babası adam toprağa verildi. Taziye evindeki acı tarifsizdi. Bir anne olarak belki de en zorunu yaşayan Zöhre Hakkulu'nun ayakta durabilecek gücü bile yoktu. Onu buzluğa düşürdüler. Oh, Türkiye ağladı, tek ben ağlamadım. Oh, nal buzluğa çektiler seni. Şeytan mı çekti kuzum? Avradı götürdü onu oraya. Oh, başkasıyla kanmaz gitmez kuzum. Oh, gel barışak dedi şeytan. Oy! Peki anne, seni çok çok öpüyorum, kucaklıyorum. Sen benim ateşlerimi sen söndüreceksin. Çok çok teşekkür ediyorum. Oy! Oy! Baba Mehmet Hakkulu'nun da gözlerinde acı, içinde eski gelinine yönelik şüphe vardı. Benim oğluma tuzak kurdular. Ha, belki de hanımı telefon ettirdi. Tamam barışacak filan dedi, öyle getirdiler. Tanımıyorum diyor ama yalan söylüyorlar. Defter onların eline nasıl geçti? Çocuğun cebindeki defter, belki de onlar büyüdü çocuğun eline. Bunları siz çözeniz, çözerseniz bizler elimizden hiçbir şey gelmiyor. Allah razı olsun Müken Hanım'dan. Bizi bu şeyden kurtardınız. İnşallah arkası gelir. Aile üyeleri itirafta bulunan İsa Dumlu'nun cinayeti tek başına işlediğine inanmıyordu. Bu çocuğun üzerine yıkılıyor bu olay. Bu çocuk tek kişi değil, tek kişi kesinlikle ve kesinlikle baş edemez benim kuzenimle. Bu İsa'nın ortağı her kimse onun da araştırılmasını rica ediyorum. Bu arabayı satma derdine düşüyorsun. Arabanın içerisinde kan lekesi var. Haberim yok diyor. Nasıl görmedin sen arabanın içerisindeki kan lekesini? İsa kendi başına yapamaz. Onun abime gücü yetmez. Ya bir para teklif etmişlerdir. Sen böyle böyle de suçu üstlen. Biz sana bakarız, çocuklarına bakarız falan demişlerdir ona. Onun tek başına yaptığını ben düşünmüyorum. Bengü zaten başlı başına her şeyde yalan söylüyor. Müge Hanım'dan Allah razı olsun. Peşine de bırakmasın. Hepsi cezalansın. Çeksin herkes yaptığını. Zaten suçlu suçlu bakıyor. Kendi kabullenmiş, hiçbir şeye cevap vermiyor. Defter de çok çelişkenli. O Bengül'ün de eli var o işin içinde. Mustafa oradaysa o defter evde olamaz. Evde olsa o şeyin üstü çizilemez. Müge abladan da Allah razı olsun. Siz olmasaydınız da daha farklı olurdu. Bulamazdık yani. Peşini bırakmasın kesinlikle istemiyorum. Cinayet işleyenlerin hepsini bulsunlar ablacığım. İşin sonu, ne konuşursak konuşalım. Bir can gitti. Nurlar içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Allah evlatlarına da ve yakınlarına da sabırlar versin. Kolay bir şey değil size. Son bir fotoğraf göstereceğim. Daha artık bu devam edecek belli ki. Herhalde bugün de çıkarmazlar adliye diye düşünüyorum. Bilemiyoruz tabii gelişmeleri. Bu cinayetin işlendiği söylenen araba daha sonra satışa çıktığında çekim yaptık. Hani şoför koltuğunda orada bir ne denir çöküklük vardı ya. Araba satışa sunulduğundaki fotoğrafına ulaştı arkadaşlarımız. Bu muydu benim beğendiğim fotoğraf? Biraz daha yakınlaştırırsanız eğer yolcu koltuğun tavanına doğru. Bakın hiç öyle bir çöküklük yok. Şey yok. Yani bu cinayetin işlendiği aracın tavanında cinayetten önce aracın satışa sunulmuş evet. Araç. Göreyim ben de bakalım. Yani biz buradan göremedik. Daha yakınlaştırınca nasıl çıkar bilmiyorum ama bakın yok öyle bir çöküklük. Yok, burada çok net gözüküyor aslında. Hiçbir şey yok. Evet. O yüzden öyle benim aracıma geldi de baktı da ben de bir tane sıktım lafı. Ha, bakın şimdi bu sağdaki aracın görüyorsunuz tavan cinayetten sonraki şeyi. Görünümü. Bu da cinayetten önceki. Bir de camı da değiştirmiş biliyorsunuz. Ama orada bir şey olmuş. Koca adam ya. Vallahi tutulmuyor. Öyle. Ya belki arabadan da silah zoruyla indirildi. Bence de getirildi bu arabaya değil. Yaslandı.
Bir arabanın üzerine doğru atıldı. Sonra arabaya zorla bindirildi. Bu anca böyle birini tutarsın, arabaya evet, çarparsın, arabaya öyle çarparsın, bir arabaya bindirilmeye çalışıldı. Ondan sonra da işte arabada artık ne olduysa oldu. O yüzden işte ortada 40 tane yalan var denilen de demek ki bunlar. İşte var işte yani geldikçe bilgiler mutlaka jandarmanın elinde telefon kayıtlarıyla vesaire ilgili çok daha fazla bilgi vardır. Evet. Sayın savcımızın elinde işte onlar sorgulanmaya çalışılıyor. Valla gerçek neyse dilerim ortaya çıksın. Kimsenin kanında kimse yerde kalmasın yani. Ha şimdi şunu da söyleyeyim tabii. Hani sen diyorsun ki sen neler yaptın işte benim kardeşim sana bıçak çekti falan. Bak yine söylüyorum. Vallahi bunu çok dostane söylüyorum. Kardeşim bitirmeyi bilmek lazım. Bittiği yerde bitecek işte. Evet. Anlatabiliyor muyum? O öyle karın da oraya buraya kaçıyorsa sen nereye kaçtın falan deyip üzerine saldırmak yerine Ali'ye kibarca bir bay bay. Evet. Ali Desidero şarkısını olduğu gibi. Bana nereden bunu uydurdun diyor bazıları da. Ali Desidero'nun şarkısını ben çok severim. Ali Desidero şarkısını. Orada diyor Ali'ye kibarca bir bay bay. Çok güzel ha. Ali'ye kibarca bay bay. Tamam. Ne yapacaksın? Evdeki kadın durmuyorsa yani gittiğinde ay nereye gittin nereye gidecek? Nereye gidecek? Nereye gidecek? Nereye gidecek? Gidip annesine gitmiyorsa bir kadın nereye gidecek? Gitmiş işte bir yere. Artık yani biraz da gerçekçi olalım. Biraz da hayata valla yani şöyle güzel gözlüklerle bakalım. İyi gören. Gittim nereye gittim oraya gittim. Kim vardı orada? Arkadaşım. Ne arkadaşı be? Ne arkadaşı yani? Olmaz. Kandırılmayı arzu ediyorsa İnsan gidiyorsa annesinin evine gider, kardeşinin evine gider. Sen de bilirsin hatta söyler de yani ben buradayım da der. O sana kızmıştır, belki gözdağı vermek istiyordur vesairedir ama ben buradayım demektir. Evet. Ama bir kadın alıp başını gidiyorsa kardeşim işte gitmiş. Ha, kadın sığınma evini vesairesini de bak ayrı tutuyorum ya da oraya gider. Zaten bunların hepsi ortaya çıkar. Yoksa ben kardeşime gidiyorum diye Bodrum'a çıktıktan sonra gel daha nereye gittin, gel daha görüşelim, gel daha barışalım. Neye barışıyorsun sen? Olmaz. Ya zor biliyorum, kabullenmek zor. Bazıları böyle bunu şey yapmaya çalışıyor bir şekilde. Hani evliliğimi sürdüreyim falan. Evlilik bitmiş. Sen okey'e dönüyorsun yani. El bitmiş arkadaş yani. Okey'e dönmeye gerek yok yani. Bittin biteceksin bak sonra patlayıveriyorsun yani. Bir açar karşı taraf. O yüzden o ona diyor ki bu sefer bana şiddet gösterdi. Seher de buradan diyor ki sen neler yaptın da o sana böyle yaptı diyor falan. Ama onun şimdi o şiddet gösterince o suçlu oluyor. Ama abi normal şiddet uygulayacak tamam, hayatım, kişi o değil. O da ona sinirleniyor işte sen neredeydin sen neredeydin. Ben de diyorum ki sen neredeydin demeye gerek yok diyorum yani. Evet. El bitmiş diyorum anlatabiliyor muyum? El bitmiş. Ali'ye kibarca bir bay bay diyeceksin. Onu söylediğimiz için bizle konuşmuyordu. Vazgeç dediğimiz için bizle mesafeliydi. İşte o yüzden de size şey yapıyor tabii. Hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Sen ona nerede nerede derken bu sefer kadın da bana şiddet gösterdi diyor. Kadın da orada haklı. Yani bunun karşılığı şiddet değil. Bunun karşılığı yolları ayırmak. Tamam arkadaşım olmadı diyebilmek yani. Bak burada 12 yıldır boşanmayan Mehmet Bey var mesela işinde. Kurtulabilsek. Ne kurtulabilsek? Sanki dava açtın da kurtulabilsen. Dava mı açtın? Dava açsam ne vakas diyecek? Hani nafaka isteyecek. Benim 3000 lira engelli aileyle geçiniyorum ben. Beni hurdaya çıkardılar. 20 yaşına kadar. Ya abi sen de var ya. %90. Senin laflar da kimse de yok. Tamam da Müge Hanım %93 engelliyim. Bak benim iki kolum da çalışmaz. Seni bu... Çalışa ben bunları ya Allah'a verecekler hesabını. Ya onları büyütmek için diyorsun çalıştım hurdaya çıktım. Sen çalışıyor bak havada. Ya havada da haydi gitsin kafadan. Unutunca çıkıyor, havalanıyor öyle. Ya gitmez, aklına gitmez. Gelince çalışmadı. Gitmez havalanmıyor hocam, gitmez. 93 engelli. Şimdi sen 40 yalandan bahsediyorsun. Bizimkilerin yalanının sayısını da, rakam da söyleyemeyiz. Peki bakalım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.